ekmeğinin tulu ve haydar. Yüreğime yasla yasla yüzünü, sensin ekmeğimin tulu ve haydar. Kıraç toprakların anasıyım ben, sevdalı gelinin kınasıyım. Haydar, nice haydarların sevdasıyım ben, sönmez yüreğimin közü ve haydar. Töreler yıkılası yanası, hozalı gelinin sarı kınası, umut verir bize, bize be haydar. Hozalı gelinin sarı kınası, umut verir bize, bize be haydar. Sözlerimle sizleri fazla sıkmak niyetinde değil. Size göre hayat sadece zevk ve eğlenceden ibarettir. Biliyorum. Belki birinizden birinin vicdanı sızlar da bundan sonra bir başkasının kovulmasına sebep olmaz diye rahatsız ediyorum sizleri. Aç kaldınız mı hiç? Annenizin iyileşmesi için doktor doktor dolaştınız mı? Yalvardınız mı? Ağladınız mı? Zenginliğiniz, babalarınızın parası sizlere bazı hoppalıklar yapmaya hak kazandırır ama yoksul ailesinin ekmeğini, hastanesinin ilaç parasını alnının teriyle kazanan bir insanı işinden etmeye hakkınız yok. Ben çok acıktım dede. Artık beklemesek, ben ona bir şeyler ayırırım, gelince yer. Aç kalmaz, merak etme sen. Ne zamandan beri evin töresi unutuldu? İnsanlar sofrada bekletilir oldu. Sinemaya gittiler belki. Çok güzel bir Türk filmi başlamış. Eğer bu gece gittilerse... Nereye gidiyoruz böyle? Eve, sen evine, ben evime. Daha vakit erken, daha saat kaç ki? Ne yapalım, gezelim mi ki? Bak dediğin, gel Gülizar'a gidelim. Haydar, göstereyim mi sana Gülizar'ı? Çok beğeneceksin bak. Bilmem ki ben... Biliyorum, hiç gitmedin ama beğeneceksin Gülizar'ı, inan bana. Cumartesi gecesi hep evdedir, uzun etmez bana kapıyı açar. Hadi gel, gel canım, hadi. Uzatma, gel. Gelsene oğlum. Gel sıkılma. Gel dedim. Bak hala bekliyor. Gel oğlum gel. Gel buraya.
Gel buraya. Merak etme, şimdi gelirler. Sıkılacak bir şey yok. Kim o? Lütfü. Sen misin Lütfü abi? Benim dedik ya kız, kaç tane Lütfü var? Anam yattı Lütfü abi. O da ne demek? Yatmakta ne oluyor? Gülizar bu saatte yatar mıymış hiç? Az rahatsız da Lütfü abi. Yıkıl kahpe kızı. Hep anan Gülizar'ın dersleri bunlar. Aç kapıyı dedim, aç! Lütfü abi, anam yattı. Vallahi de billahi de yattı. Saat de geç. Yarın akşam gelin Lütfü abi. Bırakalım gidelim, gel. Yatmış işte. Ne yatması be? Evin bütün ışıkları yanıyor. Ecelik kovardası vardır. Kızını da bir gelen olursa def etsin diye salmış başımıza. Yok. Vallahi değil Lütfü abi. Sus kız. Bu evde Allah'ın adını ağzına alma. Yatmış be Lütfü. Hadi gel gidelim biz. Yatmaz o, yatmaz. Zeynep! Buyur Lütfü abi. Var anana da, kovardasına da de ki... Lütfü geldi. Kapıyı açmazsa kırar, öyle girerim içeri. Hoş geldin Lütfü. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Buyurun içeri geçin. Buyurun siz de geçin. Burada üşüyeceksin. Vakit epeyce oldu. Yatsan artık. Uykum yok. Sen yat. Beni bekleme hiç. Uykun mu kaçtı yoksa senin de? Kaçtı evet. Kasabada onca insanda uyku durak yok senin benim gibi. Ama Rabbimiz belki bir çare verir. Bu kul işi. Rabbimiz karışmaz. Ne olacak peki? Harman gibi savrulacak bütün kasaba. Hazan yaprağına dönecek herkes. Gün gelecek, ne izimiz kalacak, ne de tozumuz. Hastalanmışım Lütfü. Başım çatlıyordu. Erken yatayım, dinleneyim biraz dedim ki... Siz geldiniz. Ne o tafrası? Kızın olacak şırfıntının? Senin öğretmelerin bunlar hep, senin. Tanımamıştır Lütfü. Ne demek tanımamıştır? Burası Lütfüler kasabası mı be? Kaç tane Lütfü var burada? Söylediği lafa bak. Beni tanımamış. İşine gelmemiştir. Tanımamıştır Lütfü. Uykudan yeni fırlamıştı. Sersem sersem ne bilsin? Çabuk git onu getir buraya. Lütfü. Çağır şu kızı dedim sana. Zeynep! Zeynep! Buyur ana! Gel buraya. Lütfü abin seni istiyor. Gel buraya kız. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Kimim ben ha? Söyle diyorum, kimim ben? Lütfü, lütfen sakin ol. Söyle kız, kimim? Lütfü tamam. Tamam, bırak. Bak hala bön bön suratıma bakıyor. Konuşsana kız! Konuş dedim, kimim ben? Lütfü abimsin. Kusuruma bakma Lütfü abi.
Şöyle yola gel. Yoksa elimde kalacaksın. Yürü git hadi. Hadi kızım. Lütfü'yü tanımıyormuş. Öğrendin mi kız şimdi Lütfü'nün kim olduğunu? Nereye Haydar? Ben gidiyorum. Bu vakitte gitmek de ne demek? Beraber geldik, buradan beraber gideceğiz. Otur bakalım hele, otur eğleneceğiz. Koş sen de sofrayı kur, rakı bul, hadi. Tamam, peki kuruyorum. Şimdi. Otur şöyle. Otur, yüzün gülsün biraz. İşte rakımız da geliyor. Eğleneceğiz, merak etme. Aman efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı, inanın. Bir kaza falan mı oldu diye o kadar çok korktum ki. Vallahi ne diyeyim, çok güzelsiniz. Afişlerinizin bile yalancısısınız, size yeminle. Tam o size sapan dört yol ağzında lastik patladı. Hadi değiştir filan derken bu saati buldum. Otelimiz bu mu Emin Bey? Bu hanımefendi, merak etmeyin. Her türlü istirahatiniz temin edilmiştir. Buyurun. 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 Buyurun geçin. Nazlanma. Seninle çek. Dur kız. Yapma. Lütfen. Ay, dur kız. Canımı acıtıyorsun. Dur. Sen hala yatmadın mı? Benden sana zarar gelmez. Korkma Emin. Bu Gülüzar... gerçek anan mı senin? Evet. Öz anam. Öz, öyle mi? Ama sen de böyle sonunda onun gibi olursan. Ama anam nihayet. Atamam ya. Beni bunca yaşıma getirip büyütmüş. Hem benden öte kimsesi de yok bu dünyada. Bir ben, bir o. Ya baban olacağını olmuş? Gurbete çıkmış. Büyük şehirde bir kadına tutulmuş kalmış. Öyle diyor anam. Yazık sana.
Görürüm bir daha kabak lastiklerle yola çıksın o Mustafa Alçağı. Az daha dağ başında geceletecekti bizi. Şeytana uymuş şeker. Ben dediğimde dünyayı dolaştırır da yine de tık etmez dedi yüzüme karşı. Allah'tan işte buraya az bir şey kala başımıza geldi. Al şunu da bir güzel ütüle bakayım. Tabii bütün kırışıklıklarını bir güzel açar. Merak etme sen. Oh, öyle çok yorulmuşum ki. Zeynep, çabuk içeri. Hadi, şimdi geliyorum. Bir uykum var ki, 3 gün 3 gece bıraksalar uyurum. Ben seni beklemesem olmaz mı? İçki vurdu bir yandan, Gülizar zillisi bir yandan. Sen çıkınca kendi başına gelirsin, oldu mu? Ben niyetli değilim zaten, istemiyorum. Ama niye? İşte. Nasıl olur ki? Dere tepe aşırdık sana Gülizar için. Şimdi böyle dersen olmuyor. Dere tepe. Bak hani ben gidiyorum dedim ya, boş ver. Yalandı, ben ne? Seni bir sınayım dedim. Arkadaşlıkta anca beraber, kanca beraber. O vardalığa sığmaz hem. Yoksa ilk mi? Değil. Öyleyse ne? Gülizar gibisini büyük şehirde bile bulamazsın. Kasabanın sahici ağaları bile onun ayağına gelirler. İstemiyorum dedim ya, istemiyorum. Lütfü abi. Allah Allah, amma iş ya. Allah Allah. Hadi bakalım yiğidim, gel. Uzatma işte, hadi uzatma. Hesabımızı görsek de gitsek, Lütfü abi. Sen şimdi girmiyor musun yani? Hadi yürü, hadi gel. Beni bırak bacı. Niye ama, istemiyor musun? İstemiyorum, evet. İstemiyorum dedim ya. İstemiyormuş Lütfü. Cilveni yapsana alçak. Bu iş zorlu olmaz Lütfü. Var git delikanlı. Anladım. Al götür bu delikanlıyı buradan Lütfü. Üstüne varma. Biz de yatalım artık, geç oldu ha. Sonra yine gelirsiniz, olur bu iş. Hadi bakalım kız. Beni bekle. Haydar abi, seni merak ettik. Ve baba vasiyetiydi. Sakın bir karışını bile satma yabana oğul demişti. Bir karışını bile satma oğul. Karışını.
Allah senin canını almasın, değil mi? Anne, baksana şu oğluna, ekmeğin içini yine etle doldurmuş gidiyor. Zorun ne oğul, ne bu acelen? Atlı mı kovalıyor ki? Kovalıyor ninem, acelem var. Hayta, senin gibi boş gezenin, boş kalfasının acelesi mi olurmuş? Yine ne cehenneme bu saatte ha? Kitabın arasından az biraz para aldım, borç. Vallahi de, tallahi de borç. Kur'an'dan şu ekmek çarpsın ki borç. Ananın hakkı var Hayta, ben sana kaç kez... Nineciğim yemin ettim, inan bana. Vallahi de tallahi de dedim. İnanma nine sakın, inanma ona. Asıl sen ona inanma nine. Öldürecek bunlar beni. Vallahi öldürecekler. Öteki de geber bana. Çelişi kurusun diye dışarı koydum baba. Alayım geleyim. Dur dur, sen işine devam et. Ben alırım. Merhaba başkan. Merhaba. Merhaba Dursun Usta. Kolay gelsin. Sağ olasın başkan. Haberler hayırlı mı? Yok maalesef. Bütün çırpınış boşuna. Duvara söyle ses verir. Ankara bana mısın demiyor. Barajsa baraj, öyle mi? Yok yere masraf ettik. Köz dinledi hepsi. Ali Rıza Özbayır bile. Püya milletvekilimiz olacak. Yani bizi sular altında mı koyacaklar başkan? Niyetleri o mu? Ali Rıza Özbayır memleketin âli menfaatleri neyse o yerine getirilir dedi. Evet aynen böyle dedi. Ama başkan biz nerelere gideriz burayı bırakıp ki? Bura halkı burayı bin yıldır mesken tutmadı mı kendine? Buradaki toprağına karşılık bir o kadar toprak verecekler sana. Sulaksa sulak, mümbitse mümbit. Öyle olacakmış. Bir de sıkıştırırlar ki tezden karar vermeli. Ne gibi? Ev, tarla, taban gidecek tamam da hiç olmazsa ölülerin mezarlarını bir an önce Yüksük Tepe'ye taşımalı. Onu düşünmeli asıl, onu. Hayırlı işler Dursun Usta. Kesinleşmiş mi? Evet. Ankara'dan elleri boş dönmüşler. Suya boğacaklar bizi. Öyle mi baba? Evet evlat. Öyle. Baba vasiyetiydi. Sakın bir karışını bile satma. Yabana kaptırma oğul demişti. Bir karışını bile satma. Yabana kaptırma. Vay güzel atım. Vay bize, vaylar bize. Tez de sulara vereceğiz bu elleri, tez de. Ne dere kalacak artık, ne tepe. Ne düzlük, ne toprak. Sular Nuh tufanı gibi basacak her yanı. Bu tarlayı sümüklü beşelerin, velilerin, topalların, herkesin tarlasını. Birden deniz kesilecek her yer. Evler, bağlar, bahçeler, deniz. Rahmetli babam iyi ki vaktinde ölmüş. Bu halleri görseydi Ebu Bekir derdi. Ben yaşadığım ölüyorum. Böyle derdi rahmetli emin. Toprağa bağlıydı. Toprağı çok severdi o. Vay atım. Vay bize vay. Merhaba, ne haber? Ne olsun hava civa?
Senden? Kulak asma. Sinemacı Emin seni aradı. Bir iş var galiba sana. Şu şarkıcı dansözle ilgili. Şarkıcı dansözle mi? Emin amca nerede şimdi? Sinemada. Provada sazcılarla birlikte. Güzel kasabamızda nadide bir gül gibi açtınız. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun. Çok naziksiniz. Çok mersi. Çok mersi. Okulda çocukların dedikleri doğru mu Zeynep abla? Ne diyorlarmış ki? Barajın suyu salınacakmış. Su salınınca herkes evsiz barksız kalacakmış. Öyle diyorlar ama ne zaman su salınacak kimse bilmiyor. Mukaddesler karar vermişler. İzmir'e göçeceklermiş. Ne zaman göçeceklermiş? Babası demiş ki yarı yılı beklemek boşuna, biz çekip gidelim. Mukaddes İzmir'de devam etsin demiş. Dedem de öyle düşünüyor mu? Biz de bu kasabadan gidecek miyiz Zinet abla? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Çabuk tak şunu. Oo Aydar, üç gündür ne hayalin ne cismin yoktu. Neredeydin? Ne var ne yok bakalım. İyilik sağlık ne olsun. Öyle öyle. Yok bir şey dedim ya. Dükkandan yemeğe diye çıkmıştım. Sana bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin canım. Gel de sana bir çay söyleyeyim. Yoo. Öylesine bir uğradım. Oturmayacaksın yani öyle mi? Gidiyorum. Görüşürüz yine. Hadi eyvallah. Kaça bu? 600 ama sana 500 olur. Tamam. Sana ver. Annenize ise biraz fazla allı pullu bu. İsterseniz karası bol ağır başka bir şey vereyim size. Yok, bunu beğendim. Bu olsun. Sen bunu söyle.
Aç, aç. Ne istedin? Lütfü abiye bakmıştım. Lütfü abi burada yok. Öykümüzü eller yaza be haydar.